Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kilden, Pinterest'ten gördüğüm bir tütsülüğü yapacağım. İlk olarak kullanacağım malzemeler heykel seramik başlangıç seti olarak geçiyor. Kille yapılan çalışmalar için de kullanıma uygun malzemeler. Ve Das markasının kilini kullanıyorum. Küçük bir parça kesiyorum. Pakette geriye kalan kili sakın açık bırakmayın. Hava almaması için bir poşete koyarsanız uzun süre kullanabilirsiniz. Boş bir sprey şişesinin içine su doldurdum. Kilimi ıslatarak başlıyorum. Eğer ıslatırsanız şekil vermek çok daha kolay olur. Islatıyorum ve elimde biraz ovuyorum. Aşama aşama ıslatarak ve ellerimle destekleyerek daha pürüzsüz ve güzel bir şekil oluşturmaya çalışıyorum. Bir armut şekli oluşturacağım. Çok çok inceltmemeye dikkat edin. Yoksa kuruduktan sonra kırılabilir. Kilimi armut şeklinde kesiyorum. Ve kenarlarını yumuşatmak için spreyle ıslatıyorum. Bu havayla kuruyabilen bir kil. Yani fırınlamanıza gerek yok ve sanırım zaten bu tarz killer fırınlamaya uygun değil. Bu yüzden malzemeleri elde ettikten sonra evde kolayca yapabilirsiniz. Elimle ve yardımcı malzemelerle kenarlarını iyice yumuşattım. Şimdi birazcık kenarlardan yukarı doğru kıvıracağım. Yani birazcık tas şeklini alacak. Tam olarak tas olmasa da kenarları birazcık yukarıda olacak. Tamamen dümdüz olmayacak. Bu şekilde tütsünün küllerini daha içinde tutabilir. Kenarlarını da kıvırdıktan sonra yine suyla ıslatarak daha pürüzsüz hale getiriyorum. Armutun sap kısmına doğru bir delik açtım. Bu tütsümü takacağım delik olacak. Masamdan dikkatlice kaldırıp bir peçetenin üstüne koyuyorum ve kurumaya bırakıyorum. Kuruma süresi tahmini 12-13 saate alıyor. Yani ben koca bir gün aslında kurumaya bırakıyorum. Ve tamamen kurudu. Kağıt bir zımpara kullanıyorum. Ve tüm pürüzleri düzleştirmek için zımparalıyorum. Siyah ve sarı rengini kullanacağım. Fırçamı ıslatıyorum ve armutun kenarlarından başlayarak boyamaya başlıyorum. Ve arka kısmını da boyuyorum. Dikkatli bir şekilde yüzüstü kurumaya bırakacağım. Tabii yüzüstü kuruttuğum için kenarlarını rötuşlamam gerekecek.
Armutun sap kısmını ve çekirdeklerini boyadım. Bu şekilde bir armut dilimi elde ettim. Benim referans aldığım görselde siyah renk boya damlaları vardı. Aynı şekilde boyamı birazcık sulandırıp ben de bu damlalardan yapacağım. Çok koyu olduğunu düşündüğüm kısımlarda peçeteyle birazını siliyorum. Armut dilimim kururken ben de geriye kalan akrilik boyayı siliyorum. Eğer boyanız tamamen kurumadıysa ıslak bir bezle bu şekilde tamamını temizleyebilirsiniz. Eğer akrilik boya paletinizde kuruduysa birazcık su fışkırtıp aynı benim gibi boş sprey şişesine su doldurup veya direkt ıslatıp kuruyan kısmın tamamını ıslattıktan sonra kendisi akrilik boya ise eğer soyularak çıkacaktır. Yani temizlemesi çok kolay bir boya. Armut diliminin boyaları tamamen kuruyunca vernik sürüyorum. Vernik sürme işlemini ben 3 defa tekrar ettim. Yani bir kere sürdüm. Tamamen kuruduktan sonra ikinci ve üçüncü katı da sürdüm. Bu şekilde çok daha parlak bir tütsülük elde edeceğiz. Verniği sürerken parmağımı kullanıyorum. Çünkü fırçadan verniği arındırmak çok çok zor. Tütsü çubuğu için açtığım deliği verniğin kapatmaması için birazcık deliği tazeliyorum. Yani içine giren verniği çıkartmış oluyorum bu şekilde. Vernik tamamen kurudu ve şimdi bir deneme yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.